Fuat Uğur, Hakan Fidan'dan sonra Diyanet ve Mehmet Görmez Diyanete ve Başkanı Mehmet Görmez'e yönelik kara propagandanın sebebini anlamak için MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın başına gelenleri hatırlamak gerek. Duyulan kaygının kaynağı yine aynı. Tel Aviv Üniversitesi Moşedayan Dayan Araştırma Merkezi Aslında İsrail Devleti'nin en çok yararlandığı ve radikal tutumuyla bilinen bir Think Tank kuruluşu Moşe Dayan Merkezi. Moşe Dayan şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı ve Mehmet Görmez için harekete geçti. Bu merkez çok değil bundan 4 yıl önce de Hakan Fidan için devredeydi. Hakan Fidan MIT müsteşarı olduğunda Moşe Dayan Araştırma Merkezi'nden yayınlanan yazılarda sadece İsrail'in değil Amerikan yönetiminin de Türkiye ile ilgili derin kaygılar taşıdığı belirtilmekteydi. Merkezin müdürü Profesör Uzi Rabi, Fidan'ın İsrail ile ilgili istihbarat bilgilerini İran'a sızdıracağı iddialarına yer vermişti. İddiaların kaynağı da, yayan da kendileri. Bu iddiaları ortaya atan da ortada iddia var herkes endişeli dedikodusunu yayan da kendileriydi. Bu hal olduktan sonra sıra gelmişti hükümet düzeyinde tepki vermeye. Dönemin İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, Hakan Fidan'ı İran yanlısı olmakla suçlamış ve Tahran'ın İsrail sırlarına ulaşmasından endişe duyduğunu söylemişti. Devamının nasıl geldiğini hepimiz biliyoruz. Önce güneyde sevilen ülkenin Türkiye'deki taşeronu cemaat basını ve tetikçileri devreye sokuldu. Ardından Hakan Fidan'ın müsteşar yardımcısı olduğu günlerde yere göğe sığdıramayan cemaat basını birden İsrail'le paralel yayına başladı. Baktılar olmuyor 2009'daki Oslo görüşmelerinin ses kayıtları Eylül 2011'de sızdırılarak seni orada oturtmayacağın sinyali verildi. Tutmayınca 7 Şubat 2012'de bir cemaat savcısı eliyle Hakan Fidan'ı hapse götürecek bir yargı darbesi planlandı. Hakan Fidan üzerinde nasıl hedefse Başbakan Tayyip Erdoğan hüküm etti. Moşe Dayan bu kez Diyanet için yayında. Şimdi yine aynı düşünce kuruluşu bu kez Diyanet İşleri Başkanlığı ve Mehmet Görmez için devrede. Evet, Moşe Dayan adlı araştırma merkezinde 10 Şubat 2015 tarihinde yayınlanan Türk Diyaneti'nin yeniden canlanması başlıklı yazıyla başladı ilk atış. Ardından bir kripto megafon olarak milliyette yazan Kadri Gürsel'in 15 Mart 2015 tarihinde El Monitor'de Yeni Türkiye'nin Kültür Emperyalizmi Aygıtı Diyanet diye bir yazısı yayınlandı. Bir tesadüf olsa gerek. Her iki yazıda da Diyanet'in yurtdışındaki faaliyetlerinden duyulan rahatsızlık işleniyordu. Hürriyet'te Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez aleyhine çıkan yazıları da bunun üzerine ekleyin ve fotoğrafı HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın son zamanlarda sürekli olarak Diyanet'e sardırmasındaki paralellikle tamamlayın. Demirtaş ahlaksız teklifi kabul etmiş. Besbelli, Marka Resayan'ın deyimiyle güneyde sevilen ülkenin taşeronu Amerika'da Demirtaş'a ahlaksız bir teklifte bulunmuş ve Demirtaş da bunun üzerine atlamıştı. Diyanetin bu ülkeleri ve paralel örgütlenmeyi rahatsız etmesinde şaşılacak bir şey yok. İsrail ve Neokon çetesi dünyada kabul edilebilir ve sevilebilir bir İslamiyet istemiyor. Diyanet'in makul yapısının onların oluşturduğu fobik tezahürlerle dolu İslam karşıtı ezberi bozduğunu biliyorlar. Kuruluşunda aktif görevler aldıkları Daish, El Kaide ve benzeri terör örgütleri sayesinde İslamiyeti ciddetle ilintili bir din olarak gösterme gayretlerini boşa çıkarıyor çünkü Diyanet. Çok az Müslüman, çok fazla leğ. Demirtaş'ın Diyanet'ten rahatsız oluşunun tek sebebi aldığı ahlaksız teklifi kabul etmesi değil. İslamiyetin Kürtler arasında istenilen oranda terk edilmemesi HDP'deki solcu kemalist ekibi çileden çıkarıyor. Korkmakta çok haklılar ve Diyanet İşleri Başkanı da aynen Hakan filan gibi çok yerde, çok bizden ve bu topraklardan. Bu yüzden alışılmış isimlerden farklı bir profil çiziyor. Hele bir Kürt ve Müslüman aileden gelen Demirtaş'ın kültürel anlamda bile olsa çok az Müslüman ancak çok fazla seküler, çok az Diyarbakırlı fakat çok fazla Cihangirli olması, çok az Kürt ancak çok fazla Avrupalı dikkate alındığında tablo daha net ortaya çıkıyor. Yaklaşık iki ay önce Mehmet Görmez'in verdiği bir davetteydik. Görmez, Selefileri anlatırken çok önemsediğim bir kriter ortaya koydu. Selefiler için öteki düşmandır. Eğer yola getirilemiyorsa yok edilmesi gerekir. Hanefi yorumda ise öteki mağdur olandır. Bu kriter şiddet dilinin kullandırılmasında Selefiler ve türevlerinin neden tercih edildiğini çok iyi anlatıyor. Fuat Uğur, Türkiye